İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doçent Doktor Emin Köse ile birlikteyim. Konumuz robotik cerrahi ve pankreas cerrahisi üzerine röportaj yapıyorum kendisiyle. Evet Emin Hocam, ilk sorumla başlıyorum. Robotik cerrahi nedir? Robotik cerrahi aslında toplumdaki genel bilinenin aksine robotik yardımlı cerrahiyi ifade etmek için kullanılmakta. İlk çıkış noktası bazı uzay araştırmaları sırasında uzaktan ameliyat yapmak üzerine kurgulanmış. Daha sonra bu teknoloji geliştirildiğinde bunun normalde yaptığımız komplike ameliyatlar için de çok etkili olacağı anlaşılmış. Şu an yaptığımız robotik cerrahi ameliyatı bu cihazın 3 ayrı bölümünden oluşmakta. Birincisi hastaya müdahale ettiğimiz kısmı, ikincisi cerrahın uzaktan ki bunu genelde aynı ameliyathane odasında uyguluyoruz şu anda. Ve üçüncü olarak da bu her iki sistemi entegre eden ve bazı ek ekipmanları içeren bir sistem içermekte. Robotik cerrahi ile şu anda daha sık uyguladığımız aynı ameliyathane salonundan hastaya hiç kendimiz dokunmadan cerrahi işlemleri gerçekleştirmek. Ama bu ara ara şu anda daha çok bilimsel ortamda yapılan bazen farklı şehirlerden, bazen ülkeler hatta kıtalar arasında da ameliyatlar nadir de olsa yapılmakta. Bu konuda çok tecrübeli insanların bu şekilde daha komplike ameliyatları gerçekleştirmesi mümkün kılınmakta. Bizim için robotik cerrahinin en büyük avantajı bu hastaya dokunan, hastaya müdahale ettiğimiz kısmın hareket manipülasyonunun, hareket kabiliyetinin neredeyse insan el bileğinden çok çok daha fazla bir hareket kabiliyeti sağlaması. Aynı zamanda görsel olarak da bize hem 3 boyutlu hem de dokuların ne olduğunu daha kolay anlamamızı sağlayacak, daha hassas işler yapmamızı sağlayacak bir büyütme, yaklaşık 10 kat bir büyük görünme söz konusu. Tabii ki bunlar ameliyat sırasında özellikle komplike ve zorlu hassas işler için çok büyük avantaj sağlamakta. Evet, bir diğer soruma geçiyorum. Robotik cerrahi hangi hastalıklarda kullanılır? Robotik cerrahi ilk uygulanmaya başladığında daha çok ürolojik ameliyatlarda tercih edilmiş. Giderek yaygınlaştığında da şu anda neredeyse cerrahi alanında her alanında görmekteyiz. Ama daha sık olarak üroloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum alanında, kalp damar cerrahisinde daha yaygın kullanımı mevcut. Ama dediğim gibi biz bu işi hani komplike ameliyatlar, daha hassas ameliyatlar için ve ulaşımı zor olan noktalarda tercih etmekteyiz. Zaten ürolojik ameliyatlar özellikle prostat ameliyatlarında kullanılmasının, başlangıcının burasının olmasının en büyük sebebi bu bölgeye açık cerrahide ya da laparoskopik dediğimiz yine kapalı yöntem cerrahisinde ulaşmak, burada hareket kabiliyeti sağlamak oldukça zor. Ama robot bu dezavantajların hepsini ortadan kaldırmakta. Evet. Peki robotik cerrahinin avantajları nelerdir? Robotik cerrahinin en büyük avantajı tabii ki hastada bir ameliyat kesisi olmadan, hastanın diğer organlarına herhangi bir dokunma ya da özellikle karın ameliyatları için o bölgeyi açmadan çok küçük milimetrik deliklerden karın içerisine giriş yaparak gerçekleştirmek istediğimiz ameliyatı güvenli bir şekilde yapmak. Bu iyileşme döneminde bize büyük avantaj sağlamakta. Takdir edersiniz ki en büyük avantajlarından birisi ameliyat sonrası ağrının bu tip ameliyatlardan sonra çok daha az olması. Ameliyat sırasında yaşayabileceğimiz sıkıntıları biraz önce bahsettiğim görsel ve hareket kabiliyeti avantajlarından dolayı minimuma indirmiş olması. Ve hızlı bir iyileşme dönemi bunların neticesinde ortaya çıkmakta. Bu da tabii ki bizim tedavi etmeye çalıştığımız hastalıklar için en büyük avantajı oluşturur.
Peki hocam, pankreas cerrahisi nedir? Pankreas, hepimizin bildiği aslında diyabet, insülin gibi terimlerin işte kaynağı olan organdır. Yerleşim yeri olarak biraz daha saklı bir alanda olması bu hastalığın, bu organın hastalıklarının belirtilerinin biraz daha geç, biraz daha ciddi bir şekilde ortaya çıkmasına sebep olmakta. Yerleşim yerinin vücut içerisinde daha gizli kalmış bir yer olması bizim ameliyatlar sırasında da zorlandığımız ve özellikli bir hal oluşturuyor. O yüzden robotik cerrahi ile bu bölgeye müdahale etmek oldukça avantajlı hale gelmekte. Burada bir takım yaptığımız işlemlerin bu organın büyüklüğü ve yapısı itibariyle çok milimetrik olması, işte tam da bu noktada robotik cerrahinin bu bize sağladığı avantajlar bu ameliyat için çok uyumlu hale gelmekte. Peki bir diğer soruma geçiyorum. Pankreas cerrahisinde hangi cerrahi yöntemler kullanılır? Pankreas hastalıkları bizim daha çok ameliyat tercih ettiğimiz gerekli olan tedavi şekli, sebebi maalesef pankreas kanseri, pankreasında kitleler olması. Bu da pankreasın, bu kitlenin pankreastaki yerleşim yerine göre yapacağımız ameliyatın şekli biraz daha ortaya çıkmakta. Pankreasın son kısımlarında, biz bu kısma kuyruk, gövde ve kuyruk kısmı diyoruz. Buradaki kitlelere sadece o bölgeyi çıkarmak, pankreasın o kısmını çıkarmak yeterli olmakta. Ama pankreasın başlangıç kısmı, daha çok fonksiyonel olan kısmı olan pankreas başı dediğimiz kısımdaki hastalıklar için çok daha kapsamlı, çok daha büyük bir ameliyat yapmamız gerekmekte. Bu ameliyat açık, kapalı ya da robotik yöntemle bile oldukça büyük ve uzun süren bir cerrahidir. Robotik cerrahi burada da bize avantajını göstermekte. En azından ameliyat sonrası iyileşmenin hızlı olması, ağrının az olması, ameliyat sırasında gelişebilecek sıkıntıları minimuma indirmiş olmak bu alanda yine robotik cerrahi kullanımının yaygınlaşmasına sebeptir. Peki son sorum hocam, pankreas cerrahisi kapsamında hangi ameliyatlar yer alır? Biraz önce de bahsettiğim gibi pankreas cerrahisinde pankretikodödenektomi dediğimiz, özel isim olarak belirtmek gerekirse Whipple ameliyatı dediğimiz midenin son çıkış kısmı, 12 parmak bağırsağı, safra yolu ve pankreas başının çıkarılmasını gerektiren Whipple ameliyatı bu bölge için en sık uyguladığımız ameliyatlardan birisi. Diğer kısımlarındaki hastalıklar için genelde pankreasın o kısmını çıkarmak yeterli olmakta ve geriye kalan pankreas kısmı da çoğu insanda hayati fonksiyonlarını devam ettirmekte. Çok nadiren de daha önceden de bir yatkınlık varsa bu ameliyattan sonra diyabet hastalığı gelişebilmektedir. Ben çok teşekkür ederim kanalıma konuk olduğunuz için. Aktardığınız bilgiler çok kıymetli. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim.